Değerli arkadaşlarım, Sivil Toplum ve Siyaset programımızda yine sizlerle beraberiz. Bu programımızda da konuğum Ata Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Cem Kanıbir. Sayın Başkan'la İstanbul Sözleşmesi'ni yine deşifre etmeye, madde madde incelemeye, değerlendirmeye devam ediyoruz. Başkanım hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız başkanım? Sağ olun, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, ben de iyiyim. Başkanım, geçtiğimiz programda en son 17. maddeyi değerlendirmiştik. Şimdi 18. maddeden devam edelim. Koruma ve destek başlığı altında. Madde 18, genel yükümlülükler. Taraflar tüm mağdurları daha başka şiddet eylemlerine karşı korumak için gerekli yasal ve diğer tedbirleri alacaklardır. Birinci maddemiz. Evet, 18'de burada 1. Yine akla ziyan bir yaklaşım söz konusudur. Bakınız burada diyor ki taraflar tüm mağdurları daha başka şiddet eylemlerine karşı korumak. Nedir bu daha başka şiddet eylemleri? Yine tanımsız. Yani burada bir olası şiddet tanımı aslında getirilmiş oluyor. Ve bu yaklaşım hukukun en temel ilkelerinden biri olan kusur olmadan ceza olmaz ilkesine tamamen aykırıdır. Yani suç işlenmeden zaten erkek suç işleyecek nasıl olsa deyip bunu baştan önle demek olası şiddet tanımı getirmektir. Sözleşmenin genel mantığı çerçevesinde de yine sadece kadınlar şiddet mağduru olarak kodlandığı için dolayısıyla her erkeğin de potansiyel şiddet uygulayıcısı olarak tanımlanmasıyla karşı karşıyayız. Bu yaklaşım en temel insan hakları ihlalidir. Şimdi Türkiye'de İnsan hakları ihlalini araştırmak, bunları gidermek için görevli kurumumuzun ismi Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'dur. Kısa adı TİHEK'tir. Doğrudan Cumhurbaşkanlığına dayalı olarak çalışan bir resmi kurumumuzdur. TİHEK'in bu konulara mutlaka eğilmesinde büyük yarar vardır. Yani İstanbul Sözleşmesi baştan sona insan hakları ihlali içeren bir sözleşmedir. TİHEK'in bunu re'sen soruşturma kapsamına alarak Cumhurbaşkanlığına bu sözleşmeden, insan haklarını ihlal eden bu sözleşmeden çekilmemiz gerektiğine dair bir resmi rapor sunmasında son derece büyük fayda vardır. Ayrıca bakınız bu maddede şiddet kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar ve acı verilmesi sonucunu doğuracak toplumsal cinsiyete dayalı tüm şiddet eylemleri olarak son derece muğlak bir biçimde sözleşmenin diğer maddelerinde ve tamamen soyut olarak tanımlanmış. Bu maddeyle de bir de üstüne daha başka şiddet eylemleri de denilerek kapsam sınırsız derecede genişletilmiştir. Bu daha başka şiddet eylemlerinin ne olduğu tanımlanmamıştır. Ucu özellikle açık bırakılmıştır. Dolayısıyla akla hayale gelecek gelmeyecek her şey ama her şey kadının beyanı üzerine şiddet olarak kabul görmektedir ve erkeğe her türlü yasal yaptırım böylece uygulanmaktadır. Bu durum çağdaş hukukun en temel ilkelerinden olan aynı zamanda suçun belirliliği yani lex certa ilkesine de yine kökünden aykırıdır. Yani suçun tanımını yaparken bunun çerçevesini belirlersiniz. Bu net bir biçimde ortaya konulur ve bunu müddeyi iddiasını ispatla mükelleftir. Yani iddia sahibi iddiasını yükümlüdür, kanıtlamakla evet. Yükümlüdür ilkesiyle birlikte uygularsınız. Eğer gerçekten belirli bir tanım içerisinde suç olarak belirlenmiş bir davranış gerçekten söz konusuysa bu delille, ispatla ortaya konulur ve ilgili kişi cezalandırılır. Ancak İstanbul Sözleşmesi'nde suç tanımlarının tamamen belirsiz olduğunu, masumiyet karinesinin çiğnendiğini, iddia yükümlülüğünün iddianın ispatı yükümlülüğünün ortadan kaldırıldığını, suçlanan kişinin kendini savunmaya çalışmak zorunda bırakıldığını görüyoruz. İşte bu yaklaşım aynı zamanda hukukun en temel ilkelerini de ters yüz eden bir yaklaşımdır. İstanbul Sözleşmesi hukuka da aykırıdır. Yani bizim anayasamıza hangi açılardan aykırı olduğunu daha önceki programlarımızda anlattık. Şimdi kanunlarımıza da aykırı, iç kanunlarımıza, anayasamıza aykırı, bizim
dini kültürümüze aykırı, milli kültürümüze aykırı, insanlığın temel değerlerine aykırı, bir de hukuka ve hakkaniyete de her açıdan aykırı olduğunu görüyoruz. Şimdi Türk Ceza Kanunumuzun 2. maddesinde kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz denilmektedir. Evet. Şimdi kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil. Şimdi burada diyor ki daha başka şiddet eylemleri. İyi de nedir kardeşim bu şiddet eylemleri? Bunu tanımlamamışsın. Ondan sonra da normalde Türk Ceza Kanunu kanunun açıkça suç saymadığı fiil için kimseye ceza verilemez diyor. Ama İstanbul Sözleşmesi'nin 52. maddesine dayalı olarak çıkartılmış 6284 sayılı kanunun 8'e 3 maddesinde şiddetin uygulandığı hususunda delil ve belge aranmaz diyor. Yani kadının beyanı esas tutuluyor ve erkek baba sorgusuz sualsiz evden atılıyor. Şimdi bu bir ceza değilse nedir? Yani evden atılmayı kadının bir tek beyanıyla delilsiz, belgesiz, şahitsiz, ispatsız bir biçimde evden atılmayı ceza olarak değil, güya erkek nasıl olsa bu kadına şiddet uygulayacak, biz bunu önledik gibi çarpık bir kafa yapısıyla yaklaşmak da aynı zamanda zaten hukukun en temel ilkelerini çiğnemekle karşı karşıyayız. Yani neresinden baksanız, neresinden tutsanız elde kalan bir zihniyet, çarpık zihniyetle maalesef İstanbul Sözleşmesi bütün toplumumuzu karşı karşıya bırakmıştır. Evet. 18'e 2 taraflar iç hukukları uyarınca bu sözleşmenin 20 ve 22. maddelerinde belirtilen genel ve uzman destek hizmetlerine sevk de dahil olmak üzere mağdurları ve tanıkları bu sözleşmenin kapsadığı her türlü şiddet eylemine karşı korur ve desteklerken yargı birimleri, savcılar, kolluk kuvvetleri, yerel ve bölgesel yönetimler dahil ilgili tüm devlet kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla etkili bir işbirliği için uygun mekanizmaların mevcudiyetini temin etmek üzere gerekli yasal ve diğer tedbirleri alacaklardır. Evet, 20 ve 22. maddelere geldiğimiz zaman genel ve uzman destek hizmetleri nedir? Zaten onu anlatacağız. Evet. Şimdi devletler ne yapacakmış bu sözleşmeyi imzalayan devletler? Bir, kadını her zaman mağdur kabul edeceksin. Çünkü tanımlar kısmında mağdur olarak kadın kodlanıyor. Evet. Erkeği saldırgan kabul edeceksin. Delil belgeye hiçbir şey aramayacaksın. Kadının beyanıyla, bakın orada saymış, ilgili tüm devlet kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını, ilgili diğer kurum kuruluşları, medyayı, her yeri teyakkuza geçireceksin, ayağa kaldıracaksın. İftira olup olmadığı bile araştırılmayan kadın beyanını mutlak doğru, Allah haşa, Allah kelamı gibi ayet olarak doğru kabul edeceksin ve bütün devleti teyakkuza geçirip o kadının suçladığı erkeğin üzerine çullanacaksın. İşin Türkçesi maalesef budur ve mağdur her zaman kadın, saldırgan her zaman erkek olduğuna göre erkek. Bu sözleşmenin çarpık mantığı dolayısıyla bakınız yargı birimleri yani hakimler, savcılar, kolluk kuvvetleri yani polis ve jandarma, yerel ve bölgesel yönetimler yani belediyeler, ilgili tüm devlet kuruluşları, bütün bakanlıklar, herkes bunu, bu da yetmiyor. Sivil toplum kuruluşları derken de işte bu feminist sosyal terör örgütleri, buna dayalı onun etrafındaki diğer LGBT dernekleri vesaire, evet, hepsi etkili bir işbirliği içerisine girecek ve uygun mekanizmaların varlığını sağlayacak. Uygun mekanizma neyse, yani o iftira atan kadını devlet seferber olup efendim koruma altına alacak. Onun iftira olup olmadığı bile araştırılmayan iddiası üzerinden de suçlanan erkek böyle bir pozisyon içerisine düşecek ve kendini hiçbir şekilde savunma imkanı bile bulamayacak. Çünkü lince uğrayacak zaten.
Taraflar bu bölüm uyarınca alınan tedbirlerin, kadınlara karşı şiddetin ve aile içi şiddetin toplumsal cinsiyet boyutlu bir anlayışa dayalı olmasını ve mağdurun insan haklarına ve emniyetine odaklanmasını. Yine bu toplumsal cinsiyet cümlesi sürekli böyle sözleşmenin farklı maddelerinde sürekli devam ediyor başkanım. Buyurun. Evet. Şimdi bakınız burada yine kadına karşı şiddetin, yani kadına karşı erkekten yönelen şiddetin gerekçesi olarak kadının kadın gibi davranması, yani toplumsal cinsiyet burada yine karşımıza çıkarılmış durumda. Şimdi şiddetin, insandan insana dönük şiddetin 6 türü vardır. 1. Kadından erkeğe, 2. kadından kadına, 3. kadından çocuğa, faili kadın olan 3 tip. Erkekten evet. Erkeğe, erkekten kadına, erkekten çocuğa, faili erkek olan 3 tip, toplam 6 tip şiddet olayı vardır. Şimdi İstanbul Sözleşmesi şiddet olarak bu 6 tip şiddet olayının içinden sadece erkekten kadına yönelik olanları şiddet olarak kabul eder. Oysa şiddet sebep ve sonuçlarıyla bir döngüdür. Bunun içerisinden sadece bu şiddet olaylarının içinden sadece bir bölümünü cımbızla çek, büyüteçle yansıt, her zaman erkek cinsiyetini suçla, bunun nedenini de toplumsal cinsiyet teorisine bağla, erkeğin erkek olmaktan kaynaklanan özellikleri nedeniyle de her zaman saldırgan olduğunu, kadının da her zaman mağdur olduğunu kabul et, ön kabul olarak bunu ortaya koy. Buradan hareketle de bütün devlet birimlerini, medyayı, sivil toplum örgütlerini harekete geçir ve erkeğin üzerine çullan. Bu yaklaşım hiçbir fayda sağlamadığı gibi cinnet ve cinayetleri, intiharları arttıran bir yaklaşımdır. Zaten İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanmasından sonra şiddet olayları tarihimizde hiç görülmedik kadar artmıştır. Boşanmalar artmıştır. Velayete verilen çocuk sayısı artmıştır. Cinnete sürüklenen insan sayısı artmıştır. Öldürülen kadın sayısı da artmıştır. Öldürülen erkek sayısı da artmıştır. İntiharlar da artmıştır. Bu yaklaşımın hiçbir işe yaramadığı net biçimde ortadadır. İstatistikler ortadadır. Bunlar devletin resmi istatistikleridir. Ancak her ne hikmetse artık Avrupa Konseyi'nden gelen yıllık 5 milyar avro, yani eski parayla 50 katrilyon liralık fonların bunda bir etkisi var mıdır, yok mudur? Bunun iyice araştırılması lazım. Yani İstanbul Sözleşmesi şiddet olaylarını azaltmak bir yana, tam tersine arttırdığı halde İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeme noktasında gösterilen ısrar, bu ısrarın Avrupa Konseyi'nden gelen bu paralarla bir ilgisi var mıdır, yok mudur? Bunu da kamuoyunun takdirine bırakmak gerekir. Mağdurlar, mağduriyete neden olanlar ve çocuklar arasındaki ilişkileri ve bu unsurların daha geniş toplumsal ortamını da göz önüne alan bütüncül bir yaklaşıma dayalı olmasını diyor başkanım. Evet, buyurun. Evet, devlet böyle yapacakmış. Ne yapacakmış? Mağdurlar. Mağdur kim? Kadın. Mağduriyete neden olanlar kim? Erkek. Erkek. Şimdi, çocukları da kadınlarla beraber değerlendiriyor. Bunlar arasındaki ilişkiler, yani mesela bir boşanma davası oldu, devam ediyor ya da sonuçlandı diyelim. Şimdi bir insan eşinden boşanmış olabilir. Kadın ya da erkek. Evet. Çocuğundan boşanamazsın. Yani o çocuk senin çocuğun. Şimdi bu ilişkileri bütüncül bir yaklaşımla düzenleyecekmiş devletler. Şimdi nasıl düzenlediğini ilgili madde geldiği zaman anlatacağız, açıklayacağız. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin 31. maddesi velayet altına alma, ziyaret hakları ve emniyet başlıklıdır. Ve işte bu ilişkileri düzenler. Orada günümüzde çocuk hacizi olarak kamuoyunda bilinen ağır sıkıntının kökünü de yine bu İstanbul Sözleşmesi oluşturmaktadır. İlgili madde geldiği zaman bunun ayrıntısına gireriz. Evet.
İkincil mağduriyetten kaçınılmasını amaçlamasını, şiddetin kadın mağdurlarının güçlendirilmesini ve ekonomik bağımsızlığını amaçlamasını. Bu iki madde de önemli diye düşünüyorum. Buyurun başkanım. Evet, ikincil mağduriyet diyor. İkincil mağduriyet neymiş? Şimdi bir erkek iftiraya uğradı, evinden atıldı. Burada kadını mağdur kabul ediyor. Zaten yani olayın başı zaten yanlış. Şimdi erkek de neye uğradığını şaşırdı. Tekrar döndü, evine girmeye çalışıyor, bir şey yapmaya çalışıyor. Bunu da ikincil mağduriyet olarak kabul ediyor sözleşme. Yani kadın açısından ikincil mağduriyet. Efendim erkek diyelim ki hadi sinirlerine hakim, sabırlı bir insan varsayalım. Hukuk mücadelesine girişmeye çalıştı diyelim. Orada da fiilen hiçbir sonuç elde edemediğini biz çok net biliyoruz. Bunu hakimler de biliyor, savcılar da biliyor, devletin yetkilileri de biliyor. Yani bazen insanlara, mağdur edilmiş erkeklere yargının kapısını gösteriyorlar ama bu sistematik içerisinde yargıdan erkeğin kendi lehine bir sonuç alması zaten imkansız. Yani bu da biliniyor ama bilmezden geliniyor. Yani formalite olarak her insanın, her vatandaşın yargı mercilerine başvurması zaten anayasal hakkıdır. Yani başvurabilirsiniz. Zaten başvur ama mesele başvurmak değil ki. Yani öyle bir örülmüş ki sistem, 50 seferde başvursanız hiçbir sonuç alma şansınız yok. Hem zihniyet açısından yok. Çünkü toplam şiddet olayları içinden sadece kadının mağdur olduğu olayların cımbız ve büyüteçle yansıtılması suretiyle bir tek taraflı kadına şiddet yaygarasıyla bir duygu sömürüsü yapılmış. İnsanların zihniyetine bu yerleştirilmiş. Bir de başkanun niteliğindeki İstanbul Sözleşmesi ile kadına her türlü pozitif ayrımcılık sağlamışsın. Kendi iç kanunlarımızı da bu İstanbul Sözleşmesi'nin çarpık mantığına uydurmuşuz. Vaziyet bu. Şimdi bu vaziyet içerisinde erkek gidecek de yargıdan sonuç alacak da falan. Yani kimse böyle hayal kurmasın. Zaten bu sıkıntıları yaşayan erkekler ne dediğimizi şu anda çok iyi anlıyorlar. Bu bütün bunları da bütün yargı mensupları da gayet iyi biliyor. Yargı mensuplarının da İstanbul Sözleşmesi'nin getirdiği bu cinsel bölücülükten yüksek yargı mensuplarının birçoğunun rahatsız olduğunu, özel sohbetlerimizde bunu dile getirdiklerini, ancak konumları gereği ve devlet terbiyesi gereği bunu kamuoyuna açıklamaktan uzak durduklarını ama kendi bünyelerinde, kendi kurumlarında bu tür tartışmaların, itirazların yaşandığını biz çok yakından net olarak biliyoruz. Bu kadarını söyleyeyim. Yerine göre çeşitli koruma ve destek sistemlerinin aynı binalarda bulunmasına imkan sağlamasını, çocuk mağdurlar dahil hassas konumdaki insanların spesifik ihtiyaçlarına dönük olmasını ve bu imkanların mağdurlara sağlanmasını temin edeceklerdir. Bu aynı binalarda koruma, destek falan bundan neyi anlamalıyız başkanım? Şimdi ona gelmeden şiddetin kadın mağdurlarının güçlendirilmesini ve ekonomik bağımsızlığını amaçlamasını sağlayacakmış devlet. Şimdi şiddetin niye kadın mağdurlarını güçlendiriyormuşuz? Yani niye şiddete uğrayan her kimse, bu erkek, kadın, çocuk, devlet olarak buna sahip çıkmıyoruz da şiddetin kadın mağdurlarının güçlendirilmesini sağlayacakmışız. Peki bunu nasıl yapacağız? Ekonomik bağımsızlığını amaçlamasını sağlayacağız bu sözleşmeye göre. Ve devamında da çeşitli koruma ve destek sistemlerinin aynı binalarda bulunmasına imkan sağlamalıdır diyor devlet. Yani bu kadın sığınma evleri falan var ya, işte buralarda diyor koruma yani kapısında polis olacak, destek sistemleri, psikolog olacak, bunlar aynı binada olacak. İşte bir kadın mağdur buralarda desteklenecek, korunacak diyor. Ama baktığınız zaman evden atılan hep erkek. Yani kadın sığınma evleri yapılmış. 81 ilimizde ŞÖNİM kısa adıyla Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi müdürlükleri kurulmuş. Aile Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteriyor. Ama evden atılan hep erkek.
Şimdi burada zaten başlı başına bir çelişki var. İkinci husus, yapılması gereken nedir? Onu söyleyelim. Şimdi daha önce bu sayıları vermiştik. Yeri geldi, şimdi tekrar verelim. 2018 yılında 6.284 sayılı kanunla koruma talep eden kadın sayısı 418.995. O yıl itibariyle genel toplam polis sayısı 247.852. Yani polis sayısının neredeyse iki katı fazla kadın, benim can güvenliğim yok, beni koru ey devlet demiş. 418.995 kadın can güvenliğim yok diye başvuruda bulunmuş. Öldürülen kadın sayısı 281. Atılan iftira oranı %99.93. Bir kere bu can güvenliğim yok diyen kadınların %99.93'ü açıkça iftira etmiş, yalan söylemiş. Bunlara Evet. karşı herhangi bir yaptırım, cezai yaptırım uygulanmadığı için bu iftiralar her sene böyle katlana katlana artıyor. Şimdi birincisi bu. Bir kere bu iftiranın önünü kesmemiz lazım. İkincisi, bu iftiranın önünü kestikten sonra bu şekilde devlete başvuran, gerçek manada can güvenliği olmayan kadınları da alıp bu kadın sığınma evlerine yerleştirip bunlara psikososyal desteğin sağlanması ve polis tarafından da korunması uygulandığı zaman bu kadın ölümlerini de son derece azaltmış oluruz. Ancak bu böyle yapılmayıp da erkeğin eline bir kağıt tutuşturup 6.280 işte eve gitmeyeceksin, telefonu açmayacaksın dediğiniz zaman gerçekten ama gerçekten korunmaya ihtiyacı olan kadınları da bu yöntemle koruyamadığımızı böylece görmüş oluyoruz. Şimdi dolayısıyla buradaki işte çeşitli koruma ve destek hizmetlerinin bulunmasına imkan sağlanması vesaire diye burada yazılmış ama uygulamada bunun böyle olmadığını net biçimde görüyoruz. Evet. Ayrıca ibretlik bir durum daha var. Az önce bahsettik TİHEK'in, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun düzenlemiş olduğu bir şiddet çalıştayı vardı. O şiddet çalıştayındaki konuşmacılardan birisi muvazzaf yani görevde olan bir hakim idi, aile hakimi. Evet. Katılımcılardan birisi şöyle bir soru yöneltti o hakime. Dedi ki, Sayın Hakim, bir kadın size gelse, dilekçe verse ve dese ki dilekçesinde yazılı olarak, Evet. ben akşam dostumu eve alacağım. Kocamın haberi olursa beni keser. O nedenle kocamın evden uzaklaştırılmasını istiyorum. Evde başka yabancı bir erkekle zina yapacağım. Evet. Bunu yapabilmek için de kocamın evden uzaklaştırılmasını istiyorum diye yazılı dilekçe verse. Siz dedi. Yani bunu dilekçeyi, başkanım bu söylediğiniz şeyleri dilekçeyi açık ifadelerle Evet. yazacak mı yani? Ha böyle bile yazsa dedi. Yani böyle yazdığını varsayalım dedi. Evet. Aha. Soruyu soran kişi, hakime Evet. soruyor bunu. Evet. Siz dedi nasıl bir karar verirsiniz? Yani kadının talebini kabul mü edersiniz, red mi edersiniz? Nasıl bir karar verirsiniz? Şimdi bu soruya verilecek cevabı merak ettim doğrusu. Vallahi ibretlik. Yani o hakimin ben şahsi hayatındaki kafa yapısında merak ettim gerçekten bu verdiği cevaptan sonra. Bu böyle bir soru sordu katılımcı. Hakim gayet rahat bir şekilde anlatayım dedi. Böyle anlatayım dedi. Yaşamış ona benzer bir şey. Onu anlattı ama gayet rahat anlatıyor. Acaba kendi eşi tarafından kendi başına gelseydi yine aynı rahatlıkta anlatabilir miydi? Ben çok merak ediyorum. Şöyle anlattı. Dedi ki, anlatayım dedi. Daha önce dedi, işte böyle bir buna benzer bir olay oldu dedi. Ben dedi boşanma davası esnasında
kadın lehine uzaklaştırma kararı verdim dedi. Kadının kocası dedi, odama geldi dedi. Hakime şunları söylemiş. Demiş ki, siz bana uzaklaştırma verdiniz. Karım eve dostunu aldı. Bir de nafaka bağladınız. Dava devam ederken tedbir nafakası. Evet. Böyle bir organizasyon yaptınız. Böyle bir eserimiz var. Ne yapacağız şimdi diye sordu dedi. Bu olayı anlattı. Ondan evet. sonra da devamını getirdi. Evet dedi, böyle bir yol açık dedi. Ve bu şekilde kendisine yazılı olarak başvurulsa bile bir hakim bugün 6284 sayılı kanun ve onun uygulama yönetmeliği, ki bunlar İstanbul Sözleşmesi'nin 52. maddesine dayalı olarak çıkartılmıştır. O kadının talebini karşılamak zorundadır. Hem de anında, 24 saat içinde onaylamak zorundadır. Yani bir kadın bugün resmi dilekçeye, ben kocamı aldatacağım, eve başka bir erkek alacağım, onunla dostumu evde alacağım, dostumu alacağım, onunla evde cinsel ilişkiye gireceğim veya evde, çok affedersiniz, seks partisi düzenleyeceğim, 10 tane erkek getireceğim diye resmi dilekçeye aynen bu şekilde yazıp, dolayısıyla şiddete uğrayabilirim, kocam bunu duyarsa, olası şiddet İstanbul Sözleşmesi'ndeki kapsamında az önce okuduğumuz maddede var. Evet. Ve 6284 sayılı kanunun 8'e 3 maddesine göre şiddetin uygulandığı hususunda delil ve belge aranmaz hükmü gereğince ben kocamın evden uzaklaştırılmasını istiyorum diye bu şekilde resmi bir dilekçe yazsa bile evet, hakimlerimizin eli kolu bağlıdır. Vermek zorundadır. Ve o verilen belgede erkek en üstte şiddet uygulayan olarak tabir edilmektedir. Ve daha sonra da işte bütün bu kararlar boşanma davalarında, ceza davalarında, tazminat almak amaçlı vesaire, çocuğu göstermemek amaçlı, çocuk gaspı yapmak amaçlı her türlü joker olarak da kullanılmaktadır. İşin vahameti bu düzeydedir. Toplum henüz bunun farkında değildir. Siyasi parti Bu liderleri tam bir bu işlerin facia farkında başkanım. değildir. Siyasi parti liderleri, başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere, İstanbul Sözleşmesi'nde 3 maddede toplam 4 kere geçen sözde namus ibaresini destekliyorlar mıdır? Eğer desteklemiyorlarsa niçin bu hususu dile getirmemektedirler? Ya farkında değillerdir, ya da farkında oldukları halde itiraz etmiyorlarsa İstanbul Sözleşmesi'ndeki sözde namus ibaresini normal karşılıyor demektir. Normal karşıladıkları anlamına gelir. Dolayısıyla bakınız, bu işin şakası yoktur. Buradan kamuoyuna çağrıda bulunuyoruz. Bizi izleyen değerli seyircilerimiz, hangi partiye oy vermiş olurlarsa olsunlar, kendi partilerinin yöneticilerine bu hususları anlatmalı ve bu konularda dikkatlerini çekmelidirler. Bu işin partisi, bu işin siyaseti olmaz, olmaması lazım zaten başkanım. Yani dediğiniz gibi şu parti, bu parti. Ya namusun partisi olur mu ya? Haysiyetin, onurun, şeref kavramının partisi olur mu? Siyaseti olur mu? E kardeşim, haklısınız da gel de bazı kalın kafalılara anlat. Adamın işi gücü partizanlık. Ya kardeşim, beşer insan yani, beşer şaşar. Hangi partiye oy verirsen ver, günü geldiği zaman, sandık başına gittiğin zaman bir aklın var, bir vicdanın var. Biz size demiyoruz ki şu partiye verin, bu partiye vermeyin falan. Herkesin tabii, kendi aklı var. Tabii. O ayrı bir mesele. Ama tabii. Öyle benim partim asla yanlış yapmaz, benim liderim asla yanlış yapmaz, haşa, Allah yerine mi koyuyorsun? İstanbul Sözleşmesi'nin kadınları Allah ilah yerine koyması gibi sen de kendi liderini ilah yerine mi koyuyorsun? İnsandır, herkes hata yapabilir. İşte söylüyoruz, açık açık söylüyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin içinde 3 maddede toplam 4 kere sözde namus
ibaresi geçmektedir. Bunu destekliyorlarsa çıksınlar, açık açık söylesinler. Ha desteklemiyorlarsa, bunu yanlış buluyorlarsa, o zaman bütün siyasi parti liderlerinin çıkıp İstanbul Sözleşmesi'nin bir an önce kaldırılması gerekir şeklinde açıklama yapmalarını buradan talep ediyoruz. Ya yani şu vardır başkanım, insan beşer şaşar. İnsan dediğimiz varlık etten kemikten yaratılmış bir varlıktır. Netice itibariyle bulunduğu makamın, mevkinin ya da sahip olduğu unvanın burada bir kıymeti, bir ehemmiyeti yoktur. Sizin de ifade ettiğiniz gibi insansa beşerdir, beşerse de şaşar. Yani bugün Meral Akşener hata yapamaz mı? Efendim Sayın Cumhurbaşkanı hatalı bir karar veremez mi? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hatalı yanlış bir karar veremez mi? Dediğiniz gibi yani liderlere bu şekilde böyle benim liderim yanlış yapmaz, yanlış düşünmez. Vardır bir bildiği. Tamam varsa, madem o vardır bir bildiği anlayışıyla hareket edilecekse, o neyse o bilinen şey, o zaman onlar bizim önümüze bunu koymalılar. Yanlış mı düşünüyorum başkanım? Evet. Yani 18'e onlar bizi bu noktada o zaman ikna etsinler, bize yanlış düşündüğümüzü. Hani tamam, o zaman belki diyebilirler ki siz de insansınız, siz de şu konuda. Tamam, o zaman gelsinler karşımıza, tartışalım. Biz de yanlış düşünüyorsak, bizim de dikkatimizden kaçan, bilemediğimiz, düşünemediğimiz ya da yanlış düşündüğümüz bir şeyler varsa onlar da bizi ikna etsinler. Ama konuşalım, ama tartışalım. değerli kardeşim, bu mesele partiler üstü, milli, yani bütün milleti ilgilendiren, Evet. bugününü, yarınını ve uzak geleceğini mahveden, toplumu fuhuş toplumu olmaya sürükleyen, aile birliğini Evet. paramparça eden, namus kavramının ırzına geçen bir durumla karşı karşıyayız. Bu işin partisi, pırtısı olmaz. Buna Siyaseti karşı olmaz. Evet. Hep beraber mücadele etmemiz gerekir. Mevcut hükümetin yaptığı yanlış, bütün herkesi olumsuz etkiler, yaptığı doğru şeyler de hepimize fayda sağlar. Biz konuya bu açıdan bakıyoruz. İstanbul Sözleşmesi yanlıştır. Devam edelim başkanım. Söz konusu hizmetler mağdurun şikayette bulunarak dava açmasından veya mağduriyete neden olanlar hakkında ifade vermesinden bağımsız olarak sağlanacaktır. Samet Bey, rolleri değişelim mi müsaadenizle? Elbette ki, buyurun başkanım. Tabii ki. Bu maddeyi bize açıklar mısınız lütfen? Mağdurun şikayette bulunarak dava açmasından veya mağduriyete neden olanlar hakkında ifade vermesinden bağımsız olarak sağlanıyor. Zaten her şeyi anlatıyor başkanım. Yani şikayette bulunarak dava açmasından ve mağduriyete neden olanlar hakkında ifade bile vermesinden bağımsız olacak diyor. Daha ne desin? Yani bu demek oluyor ki işte sizin de söylediğiniz gibi, yani şikayette falan aslında bulunmasına bile gerek yok. Erkek her şekilde suçlu, erkek her şekilde canavar, erkek her şekilde şiddetin baş aktörü, adam kesen, adam doğrayan, adam şöyle yapan, böyle yapan bir varlık. Erkek dediğimiz varlık yeryüzünden kaldırılmalı. Ya yani ifadeye falan bile gerek yok. Az siz değilsin. Ya ne diyeyim başkanım, ne diyeyim yani. Şimdi mesela maddenin felsefi çarpık, açıklayamıyorum bile. Bunun açıklanacak neyi var ki başkanım? Şimdi çarpık zihniyetini gayet güzel açıkladınız, felsefi planını. Şimdi bir de bunun, bu söylediklerinize ilave olarak bir de hukuki planı, günlük hayattaki uygulamaları ve karşılığı var. Ben de işin orasını anlatayım. Evet. Sizin söylediklerinize ek olarak. Şimdi herhangi bir karı koca arasında sözlü tartışma veya hafif düzeyde itiş kakış evet olduğu zaman, yani karşılıklı olur zaten bu tür şeyler, tek taraflı olmaz. Ya hayır, bir de her evde bunlar olabilen şeyler başkanım. Yani tartışma olmayan hangi bir beraberlik varmış? Göstersinler ya. Bir tane ev göstersinler, bir tane beraberlik, bir yuva göstersinler bize. Ufak tefek tartışmaların yaşanmadığı. Evet, yok, olmaz da zaten. Ayrıca
Annesinden dayak yemeden büyüyen bir Allah'ın kulu var mı Türkiye'de? Büyüyen bir çocuk var mı? Ya da babasından bir tokat yemeden büyüyen bir çocuk var mı? Ben kendimi söyleyeyim. Ben yedim. Annemden de yedim. Anne terliği de yedim. Baba tokadı da yedim. İyi ki de yemişim. Evet, tabii bir de o işin o tarafı da var. O çocuğun tedip terbiye hakkı belli sınırlar içerisinde falan. Yani bu şiddet meselesini zaten çok suyu çıktı bu işin. Tamamen abartıldı. O dediğiniz doğru. O ayrı bir konu. Şimdi bu mağdurun şikayette bulunarak dava açmasından bağımsız olarak sağlanacaktır derken bunun fiili olarak karşılığı şudur. İşte bir evde ufak bir tartışma oldu, sözlü tartışma veya ufak bir itiş kakış oldu. Konu polise intikal etti diyelim. Orada polis sorar, uzlaşmak istiyor musunuz? Önce bir ifade alır karşılıklı. Evet. Şikayetçi misin diye sorar. Ondan sonra zaten polise intikal ettikten sonra İstanbul Sözleşmesi uzlaştırma yasağı getirdiği için uygulamada da hemen zaten böyle şikayetçi pozisyonuna sokulur. Önceden ufak tefek şeyler olduğu zaman polis eve geldiği zaman ya büyütmeyin karı kocasınız olur böyle şeyler deyip orada babacan bir tavır içerisine giren polis amirleri vardı eskiden. Ya değil mi başkanım? Evet. Zaten şimdi yani polis ya da polis amirleri de herhalde akılsız değil. Yani ciddi bir şey olsa zaten orada barıştırmaya çalışmaz. Yani bir adam bir kadını bıçaklamış, öldürmeye kalkışmış, ağzını burnunu kırmış, kemiğini kırmışsa polis herhalde akılsız değil, hadi barışın diyecek. Yani ufak Tabii. tefek böyle her evde olabilecek ufak tefek şeyler olduğunda Tabii, ciddi bir şey tabii. ciddi bir şey yoksa ortada eskiden böyle babacan polis müdürleri vardı, amirler vardı. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'yle bu da yasaklandığı için polisin de bu konuda eli kolu bağlı. Polis her gelen olayı şikayet olarak kaydediyor ve ifadesini alıyor o anda. Evet. Her iki tarafında. Şimdi tabii İstanbul Sözleşmesi'ne ve 6284'e göre mağdur sadece kadın kabul edildiği için orada şikayetçi hep kadın oluyor. Şüpheli yani şikayet edilen erkek oluyor. Otomatik o pozisyona zaten baştan öyle başlıyor iş. Yani kadın Evet. da vurmuş ya da vurmuş derken şöyle ittirmiş veya işte kadın da hakaret etmiş. Karşılıklı laf atışma olmuş ama küçük bir hadise diyelim. Evet. Ama şikayetçi kadın oluyor otomatik olarak. Şüpheli saldırgan erkek oluyor. Zaten öyle başlıyor iş. Ondan sonra diyelim ki o işte evden karakola intikal süreci, oradan işte alkollü olup olmadığı için hastaneye sevk ediliyor polis aracıyla. Bunlar standart işlemler. Ondan sonra işte darp izi var mı yok mu ona bakılıyor, şudur, budur vesaire. Tekrar karakola dönüyorlar. Aradan da bir, bir buçuk, iki saat bazen geçmiş oluyor o süreç. Bu standart prosedür zaten. Şimdi bu iki saatlik süre içerisinde diyelim ki kadın ya ben ne yapıyorum böyle saçma sapan bir şeyden bir anda böyle karakolluk olduk falan diye o Aynandık. anda düşündü, sakinleşti. Evet. Orada polise dedi ki ifadesinin sonunda şikayetçiyim, zaten otomatik şikayetçi oluyor, olmuş oluyor 6284 ve İstanbul Sözleşmesi nedeniyle. Evet. Daha, yani bir kere polis işin içine en başında girdiği zaman artık o saatten sonra şikayetçi değilim de diyemiyorsunuz. Böyle paldır küldür şikayetçi. Ama şikayetçiyim ama uzlaşmak istiyorum dedi diyelim. Bir de öyle bir şey var. Uzlaşmak istiyorum dedi. Koruma kararı 6284 kararı istemiyorum. Kadın evet. diyor ki tamam şikayetçi olduk ama uzlaşmak istiyorum, koruma kararı da istemiyorum. Kadının verdiği ifade böyle. İşte erkek de zaten ne olduğunu şaşırıyor. Bilmediği için bu şeyleri, süreçleri otomatik olarak kendisini şüpheli, suçlu kabul edildiğini bilmediği için oraya gittiği zaman da öyle muamele görünce zaten neye uğradığını şaşırıyor. Ya diyor ki ya evde o da bana şöyle dedi, ben de ona böyle dedim. Yani bir şey yok ortada. Normal karı koca atışması falan. Erkek de afallıyor zaten. Kendini anlatmaya çalışıyor falan. O da erkek de dedi uzlaşmak istiyorum falan. Şimdi bakınız kadın uzlaşmak istiyorum. Koruma kararı 6284 kararı istemiyorum dese bile
İstanbul Sözleşmesi'nin 18'e 4 maddesine göre o kadına da koruma kararı veriyor. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Ya kadın diyor ki tamam ben o anda sinirlendik karşılıklı işte 3-5 tane laf ettik ama uzlaşmak istiyorum. Koruma kararı falan da istemiyorum. Kocamın evden atılmasını istemiyorum dese bile bu sefer evet. Diyorlar ki hayır bir dakika o erkek o. Sen bilmezsin onu. Eve gidince bak senin burnundan getirir. Kafanı gözünü kırar. Sen bilmezsin. Çünkü toksik maskülenite diye bir teori var. Bir kavram var. İstanbul Sözleşmesi'ni yazan biz satanist küreselci çete. Biz bunu çok iyi biliriz. Senin aklın ermez bunlara. O yüzden sen istemesen de bu herifi evden atacağız. E şimdi... Kadını aşağılamak falan diyordu ya burada hani üstteki maddelerde kadını aşağılamak işte o yüzden kadını aşağılayan kültürü kaldır at kökünden kazı falan. Kadını evet, aşağılayan evet. İstanbul Sözleşmesi'nin ta kendisidir. Evet. Çok güzel ifade ettiniz başkanım yani sen bilmezsin biz onu biliriz ne yapacağız. Ya Bir izah bulamıyorum, bir açıklama bulamıyorum. Başkanım neresini bindik, tutalım? Bindik biz bir alamete gidiyoruz kıyamete. Gidiyoruz kıyamete. Ne güzel söylediniz. Ne güzel söylediniz. 18'de 5 maddesindeyiz. 18'de 5 başkanım. Taraflar uluslararası hukuk uyarınca konsolosluk korumasına veya diğer tür korumaya veya desteğe hakkı olan vatandaşlarına ve diğer mağdurlara bu tür hizmetleri sağlamak üzere uygun tedbirleri alacaklardır. Evet yani bu maddeyi de işte İstanbul Sözleşmesi'nin içine sokuşturmuşlar. Ya uluslararası hukuk uyarınca konsolosluk korumasına sahip olan kimdir? Konsolosluk çalışanları. Mesela Ankara'da işte çeşitli ülkelerin başkonsoloslukları var. Şimdi bu başkonsolosluklarda çalışan Türk memurlar da var. Yani oradaki bütün memurları mesela Alman konsolosluğu Almanya'dan getiriyor değil. Alman büyükelçisi var. Alman tabii Alman devleti tarafından. Ama orada çalışan birçok Türk vatandaşı memur var konsolosluklarda. Şimdi yani bakın oralara varana kadar bu müdahale edilmiş. Yani konsoloslukta çalışan bir Türk memur evde eşiyle böyle bir şeye girerse filan korumaya hakkı, desteğe hakkı olan vatandaşlar bunlara da hizmet sağla filan diye. Yani böyle hiçbir kendileri açısından bir tek boşluk noktası bırakmayacak şekilde böyle bir örümcek ağı örülmüş. Evet, madde 19 bilgi. Taraflar mağdurların mevcut destek hizmetleri ve yasal tedbirler konusunda anlayabildikleri bir dilde yeterli ve zamanında bilgi almalarını sağlayacak gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır. Evet, İstanbul Sözleşmesi'nin bu 19. maddesine dayalı olarak 6284 sayılı kanunda ve onun uygulama yönetmeliğinde bu bilgilerin tırnak içinde yani bilgi denilmiş ama bu zihniyetin diyelim işte kadınlara bir şekilde anlatılması sağlanacak. Anlayacağı dilde diyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi dili Türkçedir kardeşim. Ne demek anlayacağı dilde anlatmak filan. Sen devlet olarak bütün vatandaşlarına resmi dilimiz Türkçe'yi öğretmekle zaten mükellefsin. Ha burada onu da oraya koymuş efendim. Yani resmi dil olmazsa, onu anlamıyorsa işte yerel dilleri de konuş falan. Yani buradan da bu anlamda anayasamızın ilgili maddesini ihlale kapı açan bir yaklaşım da söz konusudur. Evet. İstanbul Sözleşmesi'nde. Şimdi zaten kamu spotları hazırlanıyor. İşte KADES'e başvurabilirsiniz. Alo 183'ü arayabilirsiniz. Şiddet gördüğünüz zaman işte komşular olarak müdahale edin. Vesaire vesaire zaten böyle bir propaganda sürekli yapılıyor ve insanlara şu anlatılmıyor bakınız kadına da erkeğe de ya karı koca arasında ufak tefek şeyler olur karşılıklı tahammül edin birbirinize biri sinirliyse öbürü alttan alsın başka bir zaman erkek sinirliyse kadın alttan alsın
Kadın sinirliyse o anda erkek biraz alttan alsın. Gül gibi geçinin gidin. Bu anlatılacağı yerde her şey şiddet, en ufak bir şeyde hemen hurra millet teyakkuza geçecek, erkeğin üzerine çullanacaksın, komşular müdahale edecek, devlet bütün mekanizmalarıyla devreye girecek, uzlaştırmak yasak, şap hemen ceza davaları açılacak, oradan boşanma davaları açılacak, ondan sonra işte tazminattı, süresiz nafakaydı, çoluk çocuk perişan olacak, adam hepten perişan zaten. Ondan sonra kadın da bu şekilde kocayı boşadı. Sonra git bir daha evlen, bir daha boşan. Sonra ne bu? Yani çocuk oyuncağı mı? Günde her gün böyle yemek yer gibi ömrü boyunca 4-5 sefer evlen boşan, evlen boşan veya hiç evlenme. Bu nasıl bir toplum düzenidir? Bu nasıl bir hayat anlayışıdır? İşte bütün bunlar böyle bize maalesef toplumumuza dayatılmaktadır. Yani bu 19. madde diyor ki 6284 sayılı kanunu ve diğer bütün hususları kadınlara öğretin. Öğretelim. Kadınların şu anda yüzde kaçı biliyor bütün bunların ayrıntısını? Az bir kısmı biliyor. İftiralar %99.93. Mağdur evden atılan erkek baba sayısı 4 milyon. Bütün kadınlara öğretin de bu mağduriyet sayıları 20-30 milyona çıksın. Ondan sonra toplum hepten berbat hale gelsin. Daha bütünü bilmezken bu durumdayız. Demek ki bütünü bilse kim ya, bilir ne olacak başkanım yani. Ya. Evet, aynen öyle. Evet, madde 20 genel destek hizmetleri. Taraflar mağdurların şiddet eylemi sonrasında iyileşmelerini kolaylaştıracak hizmetlere erişimini sağlayacak gerekli yasal ve diğer tedbirleri alacaklardır. Bu tedbirlere gerektiğinde yasal ve psikolojik danışmanlık hizmetleri, finansal yardım, konut sağlama, eğitim, öğretim ve iş bulma yardımı da dahildir. Maşallah başkanım, yani yasal psikolojik danışmanlık sağlanacak, finansal yardım da sağlanacak, konut da sağlanacak. Vallahi iyiymiş yani. Yani işte teşvik var. Kadınlara kocalarına yönelik iftira atmaları, şiddet gördüm demeleri hususunda bundan iyi teşvik olur mu? Şimdi bir kadın, onu diyorum ya. Yani canı sıkılacak veya gönlünü eğlendirmek için başka bir erkekle kocasından kurtulmanın planlarını yapacak. Evet. Bundan sonra şiddet gördüm. Neye göre gördün? İstanbul Sözleşmesi'ndeki sınırsız şiddet tanımına gördüm. 6284'ün 83 maddesine göre delil ve belge aranmaz zaten. Böyle şiddet gördüm dediği zaman bu kadına ne yapılacak? Yasal ve psikolojik danışmanlık hizmetleri sağlanacak. Finansal yardım yapılacak. Yani para verilecek. Ondan sonra konut sağlanacak. Bakın, konut sağlanacak. Biz seni tam olarak destekleyeceğiz. Sen yeter ki kocanı şikayet et. Vur oturma uzvuna tekmeyi. At kapının önüne. Biz senin konutunu, paranı, pulu, her şeyini karşılayacağız. At kocayı kapının önüne, sen düşünme deniyor yani. Şimdi konut sağlama diyor bakınız. Barınak ayrı maddede var. Yani kadın sığınma evi denilen barınak ayrı maddede var. Bu kadın sığınma evi değil buradaki konut sağlama. Bildiğiniz evet, ben ev. Yani o da evet, şiddet gördüm diyen kadına ev verecek. Para verecek. Dediğiniz gibi bu kadın sığınma evi demiyor yani. Konut diyor bildiğiniz. Şahsa özel daire verilecek yani. Evet. Ev verecek, para verecek, maaşa bağlayacak, işe yerleştirecek. Başkanım araba yazmamış burada, makam aracı falan yazmamış ama. Evet, onu unutmuşlar. Onu buradan artık İstanbul Sözleşmesi'ni... Biz hatırlatalım başkanım. İstanbul Sözleşmesi'ni eğer hükümetimiz iptal etmeyecekse... İstanbul Sözleşmesi'nin madde 20'ye 1'de unuttukları kadına bir de araba verilir hükmünü 6284'e ilave edip onu da tamamlamalarını buradan belirtmiş olalım. Tabii. Bizim programımız vesilesiyle bunu da eklesinler başkanım. Bakamaya şey. Ya gülüyorum ama vallahi sinirden gülüyorum. Yani ağlanacak ya. Halimize gülüyoruz. Yani trajikomik bir haldeyiz maalesef. Başkanım yani kadınlar toplu ulaşıma da para vermesinler. Bir oldu olacak.
makam aracı, şoför falan da temin edelim yani. Ya sabır ya. Gözlerim yaşardı gülmekten. Okuyamıyorum da başkanım. Taraflar mağdurların sağlık hizmetlerine ve sosyal hizmetlere erişim sağlamalarına ve söz konusu servislerin yeterli kaynağı olmasını ve hizmeti sağlayacak profesyonel kadroların mağdurlara yardımcı olacak ve onları uygun hizmet birimlerine sevk edecek şekilde eğitimlerini temin edecek yasal ve diğer tedbirleri alacaklardır. Evet, mağdurlar sağlık hizmetlerine, sosyal hizmetlere erişim sağlayacaklarmış. Bu servislerin yeterli kaynağı olacakmış. Yani parasal kaynak, insan kaynağı. Yani devlet bu konuda seferber olacak. Hizmeti sağlayacak profesyonel kadrolar eğitilecek. Onlara uygun hizmet birimlerine sevk edecek şekilde eğitilecek. Bunları temin edecek falan. Şimdi yani bu toplumsal cinsiyet, erkek her zaman suçludur, toksik maskülenidir vesaire. Bu çarpık zihniyetleri bu sosyal hizmet uzmanlarının da zihnine yerleştirecekler. Zaten bugün fakültelerde, sosyoloji bölümlerinde, psikoloji bölümlerinde bu toplumsal cinsiyet safsatası ders olarak okutulmaktadır pek çok üniversitede ve gitgide de yayılmaktadır. Bu konuyla ilgili de büyük bazı holdingler çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bu çarpık zihniyetin toplumun kılcal damarlarına kadar yayılması için faaliyetler yürütülmektedir maalesef. İşte bütün bu zihniyet egemen kılınacak bütün devlet birimlerine ve milletimize bu çarpık zihniyetler ve dolayısıyla da bu faaliyetler bu şekilde genel destek hizmetleri adı altında devam ettirilecek. Bir sosyolog olarak başkanım sizin bu söylediğinizin ben de altını çizeyim. Benim de alan derslerim arasında toplumsal cinsiyet kavramı, toplumsal cinsiyet diye bir dersimiz vardı. Bunu da işte dediğiniz gibi bu çarpık zihniyeti, bu kirli zihniyeti, bu pis zihniyeti bilim diye insanların kafalarına yerleştiriyorlar. Bunu da Şimdi burada hemen belirtmiş orada olayım yani. şunu da ilave edelim. Şimdi bu toplumsal cinsiyet teorisi, adı üstünde teori, bir görüştür. Evet. Bu ortaya atılmış bir görüştür. Şimdi herkes her şeyi ortaya atabilir sonuçta. Tabii. Mesele bu görüşün dünyada sanki mutlak doğruymuş gibi kabul edilerek bunun bu şekilde dayatılmasıdır. Yani baktığımız zaman bu konularda kadın erkek meselelerinde ağırlıklı olan görüş, geçerli olan görüş cinsiyet temelli görüştür. Yani toplumsal cinsiyet değil, doğuştan gelen cinsiyet temelli görüştür. Kadın ve erkek davranışlarını cinsiyeti belirler. Toplumsal cinsiyet yani çevresel faktörler yan unsurlardır. Ana faktör biyolojik faktördür. Ama toplumsal cinsiyet bunu reddeder. Ana faktör olarak kültür, milli kültür, dini kültür, iş bölümü vesaire gibi hususları öne çıkartır. Şimdi dolayısıyla biyolojik ve nörolojik faktörler ana faktörler olmasına rağmen bunların tümüyle etkisiz olduğunu iddia eden bir sosyolojik önerme olan, mutlak bir gerçek değil, sadece bir görüş olan Evet. bu toplumsal cinsiyet teorisi mutlak bir gerçekmiş gibi kabul edilmiş, o da yetmemiş. Bağlayıcı uluslararası başkanun niteliğindeki İstanbul Sözleşmesi'ne işlenmiş ve imzacı devletlere de dayatılmış durumdadır. Madde 21, bireysel toplu şikayetlerde sağlanacak yardım. Şimdi bunun ne demek istediğini çok anlayamadım açıkçası. Şimdi bunu siz yine açıklayacaksınız tabii. Taraflar mağdurların ilgili bölgesel ve uluslararası bireysel toplu şikayet mekanizmalarıyla ilgili bilgi sahibi olmalarını ve söz konusu mekanizmalara erişimini temin edeceklerdir. Taraflar mağdurlara bu tür şikayetlerde bulundukları sırada duyarlı ve
bilgilere dayalı bir yardım sağlanmasını destekleyecek ve yaygınlaştıracaklardır. Şimdi başkanım, bireysel şikayet anladık da bu toplu şikayet mekanizmasından neyi anlayacağız? Evet, şimdi toplu şikayet Yani mekanizması. bir kişiyi birden fazla kişi mi şikayet edecek? Birden fazla mağduru mu olacak? Nedir bu toplu şikayet? Şimdi toplu şikayet şu. Şimdi bir kadın bir iddia atıyor ortaya. Ondan sonra bu feminist örgütler bu kadının attığı iddiayı sosyal medyada bunun yaygarasını koparıyorlar. Evet. Ve bunun adına ifşa deniliyor. Bizim saf halkımız da, bu İstanbul Sözleşmesi'ni bilmeyen saf halkımız da bu sosyal terör örgütlerinin kuyruğuna takılıp bir atılan iddiayı sanki mutlak gerçekmiş gibi kabul edip sürekli RT yaparak, retweet yaparak, paylaşarak bu yaygaranın daha da geniş yayılmasını sağlıyorlar. Ve bunu yaparken de altına işte Emniyet Genel Müdürlüğü'nü, Adalet Bakanlığı, çeşitli devlet yetkililerini etiketleyip işte etiketliyoruz. bu kişi tutuklansın, şöyle olsun, böyle olsun filan diye toplu Evet. bir şikayete dönüşüyor iş. Halbuki kadının attığı bir laf, şimdi bu doğru mu, yanlış mı, iftira mı, yalan mı, tek taraflı mı, olayın içinde başka iş var mı? Şimdi bunların hiçbirini bilmeden herkes bu sosyal terör örgütlerinin kuyruğuna takılıyor. Ve toplu bir Evet. şikayete dönüşüyor olay. Hatta bu konuda Adalet Bakanı artık en son isyan edercesine bir demeç vererek sosyal medya üzerinden bana tutuklama siparişi vermeyin diye açıklama yapmak zorunda kaldı. Yani artık bu feminist sosyal terör örgütlerinden herkes muzdarip, herkes yaka sıkmaya başladı. Yani kendilerini hem polis, hem savcı, hem hakim yerine koyup bir kadının iddiasını %100 doğru kabul edip o iddia üzerinden suçlanan erkeği de milyonlarca insana rezil ederek ifşa adı altında böyle bir haysiyet cellatlığı yapmaya başladılar. Ve bizim saf ahalimiz de maalesef neyin ne olduğunun hiç farkında olmadan bunların kuyruğuna takılıyor. İşte buradan milletimizi tekrar uyarıyoruz. Yarın öbür gün size de bir iftira atıldığı zaman hiç ağlayıp zırlamayın. Masumiyet karinesi diye bir kavram vardır. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Siz hakim değilsiniz. Konuya vakıf değilsiniz. Evet. Bir kadının iftirasının veya iddiasının doğru olup olmadığını yargılama süreci belirler. Neyin ne olduğunu bilmeden, anlamadan, dinlemeden başkalarının hayatına burnunu sokmak ahmaklıktır. Bizim vatandaş olarak yapmamız gereken şey yargı sürecinin sağlıklı işlemesini istemektir, sağlamaktır. Bir iddia ortaya atıldığı zaman bu doğru da olabilir, yanlış da olabilir, eksik Tabii. de olabilir, tamamen kasıtlı ve iftira da olabilir. Şimdi bu kadar aptal mıyız, bu kadar saf mıyız, bu kadar ahmak mıyız? Bir kadın bir laf atmış ortaya, hurra hadi onu paylaşalım. Bu kadın erkeğe işte şöyle ceza versin, idam edilsin, şöyle olsun, böyle olsun. Ya kardeşim deli misiniz ya? Herhangi senden gıcık kapan bir kadın senin hakkında böyle bir şey atsa ortaya, bu milyonlara yayılsa sen ne hissedersin? Ya bu kadar mı aklımızı yitirdik artık? Ya bir kendimize gelelim, bir aklımızı başımıza toplayalım ya. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Orta çağda mağara devrinde ya da yaşamıyoruz. Bir iddia varsa ortada, hukukun en temel kuralı nedir? İddiayı ortaya atan iddiasını ispatlamakla yükümlüdür. İspatla yükümlüdür, evet. Delille, belgeyle, şahitle ispatlayabiliyor ise zaten Türk Ceza Kanunu'nda ilgili hükümler vardır. Bunu takdir edecek, değerlendirecek olan hakimlerdir. Hakim yargılamasını yapar. Yargılamanın sonucunda bir karar verir.
Yargılama sürecinde de suçlanan kişinin de kendini savunma hakkı vardır. Hakim hem iddiayı hem savunmayı ikisini beraber değerlendirir. Ortada bir suç olup olmadığına veya eğer varsa bunun cezasının ne olacağına hakim karar verir. E şimdi bütün bu süreçler olmadan işin en başında bir kadının bir lafı üzerinden insanları asmak, kesmek, linç etmek, itibarsızlaştırmak ancak mağara çağı insanlarına yakışır bir ilkel davranıştır. Ya başkanım öyle bir hukuk müessesesini öyle bir hale getirdiler ki iddia eden iddiasını ispat ile yükümlü değil de iddia edenin iddiasını iddia edilen üstünden bertaraf etmekle yükümlü hale geldi. Üstünden atmakla. Yani siz bana bir iftira atacaksınız. Size ispat sorulmuyor. Bana deniyor ki senin hakkında böyle bir iddia var. Bunu yapmadığını ispat et. Söyledikleriniz doğru. Ancak bu söylediğimiz hadiseler iki erkek arasında olduğu zaman değil. İki kadın arasında olduğu zaman değil. Sadece erkekle kadın arasında olduğu zaman işte hukuk devreden çıkıyor. E madem öyle kardeşim, kapatın bütün adliyeleri. Madem öyle, hakimlere niye biz maaş ödüyoruz? Savcılara niye maaş ödüyoruz o zaman? Kapatalım bütün adliyeleri. Hakim, savcı almayalım. Mevcut olanları da emekliye sevk edelim. Bu feminist sosyal terör örgütleri Twitter'da mahkemeler kursun. Kafasına göre insanları yargılasın. Hüküm kessin. İdam etsin. Kurtulalım. Ha böyle bir kapasını kurdun mu? Böyle bir ülke olur mu? Böyle bir hukuk anlayışı olabilir mi? Başkanım benim korkum ne biliyor musunuz? Yani bu bile çok büyük bir rezillik zaten. Bu kepazelik de hani işte kadının erkek hakkında iddiasını ispat ile yükümlü olmaması ve direkt erkekleri böyle ağızsız dilsiz dar ağacına çıkarılma. Bu çok büyük bir kepazelik de ama bunun daha da ötesine de gidilecek diye artık ben korkuyorum. Yani bu devlet, bu ülke hukuk devleti olmaktan çıkacak. İsteyen, yani şu an sadece kadının erkek hakkındaki iddiasında bu geçerli. Ama bu gidişle yani korkuma ki isteyenin istediği hakkında iddiada bulunabileceği ve iddialarda hiçbir ispat istenmeyeceği bir lafta bir hukuka doğru gidiyoruz. Yani bu gidişat da bunu gösteriyor başkanım. Bilmiyorum, yanılıyor muyum sizce yani? Yani bu da olursa hiç şaşırmam ben yani. Benim için sürpriz olmayacaktır. Öyle olmasın diye uğraşıyoruz zaten. Bakınız 21. maddede bireysel ve toplu şikayetlerde sağlanacak yardım diyor ya. Bu madde evet. 4. maddeyle de bağlantılı. 24. madde telefon yardım hatlarından bahsediyor. Şimdi bunun karşılığı da KADES'tir. Alo 183'tür. Evet. Ve bunun WhatsApp hattı da var şimdi. Birçok kanaldan 7/24 esasına göre, yani 7 gün 24 saat 365 gün sürekli faaliyet gösteren ücretsiz telefon hatları oluşturulmuştur. Yine aynı şekilde bakın bu 21. maddenin günlük yaşam pratiğindeki karşılığı İçişleri Bakanlığı tarafından, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından işletilen KADES, kısa adı KADES, yani kadın destek uygulamasıdır. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde de Alo 183 hattı vardır. Ve ayrıca ŞÖNİM, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlükleri olarak bunlar günlük yaşamda karşımıza çıkmaktadır. İşte bütün bunlar İstanbul Sözleşmesi'nin 21. maddesi uyarınca, 21 ve 24. maddesi uyarınca gündeme getirilmiştir. İstanbul Sözleşmesi'nin 13'e 2 maddesinde de ne diyordu? Taraflar bu sözleşme kapsamındaki şiddet eylemlerini önlemeye yönelik mevcut tedbirler konusundaki bilgilerin halk arasında en geniş bir şekilde dağıtımını sağlayacaklardır diyordu. Şimdi feminist dernekleri tarafından bu KADES uygulaması panik butonu olarak tabir edilmektedir. Bu KADES'le ilgili İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sayfasında verilen bilgi şöyledir.
eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar. Bakınız, yani olası şiddet tanımı. Evet. Akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan kadın acil destek ihbar sistemine, yani KADES'e ulaşabiliyorlar. Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği kadın destek uygulamasını KADES, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını girerek ve sonrasından Emniyet Genel Müdürlüğü sunucularından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulamayla aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 polis imdat acil çağrı merkezine ulaşarak yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacaktır. Şimdi İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü kendi resmi sitesinde KADES'i bu şekilde tanıtmaktadır. Şimdi KADES'i bakınız sadece kadınlar kullanabilmektedir. Yani KADES'i akıllı telefonunuza herkes indirebilir. İndirdiniz. Orada sizden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası istiyor. Sizin erkek mi kadın mı olduğunuz zaten belli Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızda. Siz erkek olarak mesela bu tür bir uygulamayı kullanamıyorsunuz. Bunu sadece kadınlar kullanıyor. İyi de kardeşim, belki benim de erkek olarak acil bir can güvenliği sorunum oldu. Devlet bana diyor ki sen bu böyle bir kolaylığı kullanamazsın. Bunu sadece kadın olman lazım kullanabilmen için diyor. Evet. Bu da anayasanın eşitlik ilkesine aykırı. Yani benim erkek olarak devletin bir hizmetine erişimim bu şekilde engellenmiş oluyor. Bu nasıl bir yaklaşım tarzıdır? Bir. İkincisi, bir kadından ya da başka bir erkekten yönelen tehdit nedeniyle can güvenliği sorunu yaşayan bir erkeğe sesli biçimde telefon etmeden polise böyle KADES gibi bir uygulama üzerinden bir ulaşım imkanı sağlanamamaktadır. Cinsiyet bazlı bu yaklaşım az önce söylediğimiz gibi anayasamızın eşitlik, vatandaşlık, hak ve sorumlulukları anlamındaki 10. maddesindeki eşitlik ilkesine açıkça aykırıdır. Madem öyle kardeşim, biz de ERDES istiyoruz. Erkek destek sistemi. Yani madem KADES var, sadece TC kimlik numarasıyla sadece kadınlar kullanabiliyor, o zaman devlet bir de ERDES sistemi oluştursun. Sadece onu da erkekler kullanabilsin. Erkekler kullanabilsin. Böylece denge getirilir. O zaman ben de evde oturduğum zaman o anda karım bana dırdır yapıyorsa o da sözel şiddet. Ben de hemen bir ERDES'e basayım. Bir alıp götürüversinler bir zahmet. Biraz bir aklı başına gelsin, sakinleşsin. Öyle gelir. Bir daha belki o şekilde davranmaz. Veya birçok kez söylemiş olmama rağmen evde hanım çocuklara terlik fırlatıp duruyorsa sürekli, çocuklar gecenin bir yarısı ağlıyorsa ve kadın laftan anlamıyorsa, o zaman ben bir ERDES üzerinden bir tuşa basayım, oraya da yazayım, diyeyim ki işte benim hanım çocuğa terlik fırlattı. Çocukları dövüyor sürekli, yapma diyorum, laftan anlamıyor. Hemen alıp götürüversinler. Bir öfke kontrol merkezine bir göndersinler. Devlet orada da müdahale etsin. Yani niye sadece, ama işte ön kabul. Yani suçlu her zaman erkektir. Kadın sütten çıkmış ak kaşıktır. Bir nevi kutsal inektir. Yakında madem öyle kardeşim, bir kanun daha çıkarttın ya da 6284'e bir madde ilavesinde bulunun. Bir erkek herhangi bir yerde bir kadın gördüğü zaman, Hindistan'daki insanların herhangi bir yerde inek gördüğünde yere kapanmaları gibi rükûya eğilecek ya da secde yapacak diye bir madde ekleyelim. Hepimiz rahat edelim madem öyle. Ay başkanım, siz çok yaşayın. Başkanım bir şey soracağım. Mesela hanıma şöyle, hani hiç ağzınızı bile açmadan, hiçbir şey demeden şöyle hafiften böyle bir asık yüzle mesela baktınız, bu bir şiddet mi? Kadın şiddet derse şiddet. Çünkü şiddet her türlü şiddet ve diğer her türlü şiddet dediği için orada. Evet. Şimdi bu KADES'le ilgili bilgi vermeye devam edelim.
Abi buyurun24 Mart baş. 2018'de devreye girmiş KADES. 2019 ve 2020 yılı itibariyle, bakın 2019'da 342 bin küsür telefona yüklenmiş. 2020 yılında büyük kampanyalar yapıldı. 1 milyon 300 bin kadın bunu indirdi. Şimdi İçişleri Bakanı'nın bizzat kendi demeci var. Diyor ki KADES üzerinden yapılan ihbarların %50'si diyor. %50'si tamamen asılsız ihbar diyor. Açıkça söylüyor. Evet. Burada Sayın İçişleri Bakanı'na sormak istiyoruz. Asılsız ihbar demek iftira demektir. İftira Türk Ceza Kanunu kapsamında bir suçtur. Aynı zamanda devletin polisi... Uzlaşma kapsamında, başkanım onu da hatırlatalım. Evet. İftira uzlaşma kapsamında olan suçlardan değildir. Evet. Yüz kızartıcı suçlar kapsamındadır. Evet. Ve hem kişiye, hem kişiye karşı, hem şahsa karşı işlenen suçlar kapsamındadır TCK'da, Türk Ceza Kanunu'nda. Hem de adliyeye karşı işlenen suçlar başlığı altında suçtur başkanım. Evet, devlete karşı işlenen suçtur. Devlete karşı, yani evet. Kişinin kendisi affetse bile devlet affetmez, kamu davası olarak devam eder. Şimdi Sayın İçişleri Bakanı bu açıklamayı yaptı. Dedi ki KADES'e gelen ihbarların en az yarısı tamamen asılsız dedi. Peki o zaman buradan Sayın İçişleri Bakanımıza soruyoruz. Tamamen asılsız ihbarda bulunan, yani iftira atan bu kadınların sayısı kaçtır? Bunlar hakkında herhangi bir tek bir cezai kovuşturma bile yapılmış mıdır? Şimdi 2018 yılı itibariyle Türkiye'de toplam kasten cinayet sayısı 3679, öldürülen erkek sayısı 3398, öldürülen kadın sayısı 281. 6284 sayılı kanunla birlikte 2012 yılında faaliyete geçen Alo 183 hattı da ise şöyle bir durum var. Şimdi KADES 2018'de, Aile Bakanlığı'nın Alo 183 hattı 2012 yılında faaliyete geçmiş. Şimdi KADES'teki durum İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre en az %50'si tamamen asılsız. Evet. Yani tamamen asılsız dediği, ben onu iftira, doğrudan iftira olarak algıladım. Bir de asılsız dese mesela hani ufak tefek bir şey abartılmış filan, onlar da var. Hani ciddi hakikaten KADES üzerinden gerçekten de bir kadın öldürülecekti, kaç tanesi kurtarıldı, öyle bir açıklaması olmadı. Ama tamamen asılsız dediği en az yarısı diyor. Ve bunlar hakkında da herhangi bir cezai işlem yapılmış mıdır? Buradan kendilerine ve İçişleri Bakanlığı yetkililerine sormuş olduk. Şimdi gelelim Alo 183 meselesine. Bakın orada da durum vahim. Orada da evet. Nedir? Bu okuyacağım paragraf Aile Bakanlığı'nın resmi sitesinden birebir aldığımız bir paragraftır bakın. Aile Bakanlığı bile artık itiraf ediyor. Evet. Bakınız ne diyor? Alo 183'e her gün gelen 4000'i aşkın şikayetin ortalama 1000 tanesi çocuk istismarı ile ilgilidir. Vakanın olduğu şehrin acil müdahale ekip sorumlusu ve veya kolluk kuvvetlerince araştırılan çocuk istismarı ihbarlarının 985'inin gerçek dışı olduğu kayıtlara geçmektedir. Yani kadınlar şimdi günde yaklaşık ortalama bu 2018 yılı 15.03.2018 tarihinde Aile Bakanlığı'nın resmi sitesinden yapılan açıklama. 2018'de günde yaklaşık 4000 şikayet yapılıyormuş. Kadınlar 4000 kere her gün kocalarını şikayet ediyor. Bunların 1000 tanesi çocuk üzerinden atılan iftira. Yani kadın diyor ki işte kocam çocuğa istismarda bulunuyor, taciz ediyor, şöyle abi böyle abi. Evet. Aile Bakanlığı diyor ki çocuk istismarıyla ilgili ihbarlarım diyor her gün
3000 tane direkt kadın bana yönelik şiddet var. 1000 tanesini de kocam çocuğa yönelik işte istismarda bulunuyor şeklinde. Bu 1000 tanesinin 985'inin tamamen gerçek dışı olduğu, yani iftira olduğu kayıtlara geçti diyor. Tetkikler söz konusu istismar ihbarlarının yalnızca 15'inin incelemeye değer hadiseler olduğunu gün yüzüne çıkarmıştır diyor. Erkeklere iftira eden kadınlara ise hiçbir işlem yapılmadığını biz biliyoruz. Buradan İçişleri Bakanlığı'na sorduğumuz sorunun aynısını Aile Bakanlığı'na ve Aile Bakanlığı'na da soruyoruz. Bunu siz kendiniz itiraf ediyorsunuz. Diyorsunuz ki çocuk istismarıyla ilgili 1000 tane her gün şikayet geliyor. Bunların 985'inin tamamen gerçek dışı olduğu anlaşılıyor. Bu kadınlar kocalarına çocuk üzerinden iftira atıyorlar. Devletin polisini, devletin memurunu gereksiz, lüzumsuz şekilde meşgul ediyorlar. Evet. Peki siz bu kadınlar hakkında herhangi bir Cumhuriyet Savcılığına bakanlık olarak şikayet başvurusunda bulundunuz mu? Şimdi başkanım burada bir hususu da söylememiz lazım diye düşünüyorum. O da şu. Devletin hakimini, devletin savcısını, polisini gereksiz lüzumsuz yere meşgul etti. Gereksiz lüzumsuz yere mesaisinden çaldı. Ama bununla beraber mesela diyelim ki ben evliyim. Benim karım bu KADES uygulaması üstünden işte bu Aile Bakanlığı'nın WhatsApp hattı üstünden işte 183 mi demiştiniz? Evet. O telefon hattı üstünden bir ihbarda bulundu ve asılsız bir ihbarda bulundu. Sırf beni evden uzaklaştırmak için ve kapıya polis geldi. Şimdi ama burada sadece polisin lüzumsuz meşgul olması da değil. Aslında doğru olan bana göre kanaatimce şudur. Devletin aracının yaktığı yakıtın, devletin aracının yıprattığı parçanın dahi maddi anlamdaki bedeli o kadına ödetilmelidir diye düşünüyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü devletin malı adı üstünde kamu malıdır ve kamu malının lüzumsuz yere kullanılmasında tüyü bitmemiş yetimin, öksüzün, Türkiye Cumhuriyeti'nin 83 milyon vatandaşının da hakkı vardır. Yani mesele burada sadece gereksiz, lüzumsuz yere meşgul edilmesi olmamalı. Aynı zamanda kamu malına da verilen zararın da hesabı ilgili makamlar tarafından sorulmalıdır. Ne dersiniz başkanım? Yanlış mı düşünüyorum sizce? Kesinlikle öyle yapılmalıdır. Şimdi bakın her gün günlük çocuk üzerinden sadece 1000 şikayet var ya. Bunun evet. 900, her gün 985 iftira var. 2018 yılı için günümüzde bu çok daha artmıştır. Evet. Günde 985 iftira sadece çocuk üzerinden. Ayda 29.550 iftira. Yılda 354.600 erkek kadınlar tarafından sadece çocuk istismarı söylemiyle iftiraya maruz kalmaktadır. Bir de 400 küsür binde doğrudan 6.284 üzerinden atılan iftira var. Etti size her yıl 700-800 bin, günümüzde belki 1 milyon erkek kadın iftirasına uğramaktadır çeşitli evet. şekillerde. Evet. Şimdi burada çok ciddi bir sorun olduğu, İstanbul Sözleşmesi'ne dayalı çıkartılan ve 8'e 3 maddesiyle de şiddetin uygulandığı hususunda delil ve belge aranmaz diyerek kadının beyanına esas alan 6.284 sayılı kanunun %99.93 oranında İftira atmak amaçlı kullanıldığı da ortadadır resmi istatistiklerden. Erkekleri az önce söylediğimiz gibi evden atmak yerine gerçekten can güvenliği sorunu olan kadınların alınıp sığınma evlerine konulması ve ondan sonra da gereğinin yapılması bu sorunları çözer. Yani çözüm erkekleri evden atmak değildir. Kadınları evden alıp sığınma evine yerleştirmektir. Böyle yaptığınız zaman
bu kocasına ayar vermek, kocasının burnunu sürtmek, kocasına iftira atmak vesaire gibi kötü zihniyetli kadınların bu iftiralarının da büyük oranda önüne geçilmiş olur. Çünkü şimdi bir kadın eğer ciddi manada gerçekten ama gerçekten can güvenliği sorunu varsa o zaman bunu kullanır. Çünkü evinden alınacak üstünde başındaki kıyafetlerle o evindeki rahatı bozmayı göze alacak ve kadın sığınma evine alınacak. Şimdi gerçekten can güvenliği sorunu varsa bir kadının, kadın bunları göze alır. Evet. Ve ama gerçekten can güvenliği sorunu yoksa evinden alınıp da sığınma evine gitmeyi istemeyeceği için böyle eften püften şeylerden böyle yalan dolan palavralar kesilmiş olur. Dolayısıyla bu 6.284 sayılı kanunun da her bakımdan kötüye kullanıldığı, KADES uygulamasının bu şekilde kullanıldığı, Alo 183'ün tamamen iftira hattına döndüğü, bizatihi Aile Bakanlığı tarafından, bizatihi İçişleri Bakanlığı tarafından açıkça itiraf edilmiştir. Fakat bütün bu itiraflar ortadayken bu İstanbul Sözleşmesi'nde devam etme ısrarı içerisinde olmak da akla ziyan bir durumdur. Evet. Başkanım, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Sözlerinizi toparlamanızı rica ediyorum. Buyurun, son sözlerinizi alayım. İstanbul Sözleşmesi akla ziyan bir sözleşmedir. Bunun uzantısı olan 6.284 sayılı iftira ve fuhuş amaçlı kullanılan kanunla birlikte bir an evvel iptal edilmesi gerekir. Bu mesele partiler üstü bir meseledir. İstanbul Sözleşmesi'nde defalarca sözde namus denilmektedir. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi'ne karşı namus kavramına sahip bütün insanların mücadele etmesi gerekir. Günümüzde artık bütün ideolojik farklılıklar rafa kalkmış durumdadır. Bugün Türkiye'de iki tip insan mevcuttur. Bir, namus taraftarları, iki İstanbul Sözleşmesi ile sözde namus taraftarları. Biz namus tarafındayız, namus taraftarıyız. Bütün milletimizi de bu noktada tavır almaya davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Bugün de bizim için vakit ayırdınız yine. Kıymetli izleyicilerimiz, konuğum Ata Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Cem Kanıbirdi, Türkolog Cem Kanıbirdi. Konumuz yine İstanbul Sözleşmesi'ydi. Aileyi ifsad eden, aile kurumunu mahveden İstanbul Sözleşmesi'ydi. Bu İstanbul Sözleşmesi'ni madde madde deşifre etmeye devam ettik. Ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.